Barış arkadaş, siz ne dersiniz bu meseleye? Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı... Bu Sadat'la ilgili sorular da çok sık gündeme gelmeye başlamış epeydir. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu geride bıraktığımız günlerde Sadat'ın Beylikdüzü'ndeki merkezinin önüne gitti ve orada seçim güvenliğine dair endişelerini dile getirdi. Sayın Kılıçdaroğlu önümüzdeki genel seçimlerde iktidarın Sadat eliyle çeşitli karışıklıklar yaratabileceği yönünde kaygılarının olduğunu söyledi. Yani bu kaygılar umarım haklı çıkmaz. Ve Türkiye umarım huzur içinde bir seçime gider ve 2023 genel seçimlerinde bu şekilde huzur içinde tamamlarız. Şimdi CHP'nin temel olarak Sadat'a yönelttiği eleştiriler aslında geçmişten bugüne uzanıyor ve bu şu ana kadar da ne yazık ki bu sorulara ya çok fazla tatmin edici cevap verilmedi ya da cevap verilse bile muhalefet tatmin olmadı. Sadat konusunu sadece Sayın Kılıçdaroğlu değil, birkaç ay önce ya da bir sene önce Sayın Meral Akşener de dile getirmişti ama geniş kesimlerin, kamuoyunun geniş kesimlerinin Sadat ismini duyması ve Sadat'ı takibe alması aslında organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in çektiği videolarla gündeme geldi. Şimdi CHP burada ne diyor? Diyor ki kardeşim Sadat bir şirket ve bu şirket açılımına baktığınızda savunma danışmanlığı yapıyor ama aynı zamanda bu şirketin tüzüğüne baktığınızda, kuruluş tüzüğüne baktığınızda inşaat, sanayi ve ticaretle de uğraşıyor. Cumhuriyet Halk Partisi de diyor ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verdiği soru önergelerinde bugüne kadar Sadat'la ilgili iddialarla ilgili herhangi bir soruşturma açıldı mı? Ve mesela Sadat 2017-2020 yılları arasında Milli Savunma Üniversitesi, Harp Okulları ve Assubay Meslek Yüksekokulu'na askeri öğrenci alımı için oluşturulan kurullarda yer aldı mı? Yer aldıysa kaç Sadat üyesi ve hangi gerekçeyle yer aldı? Yani siz Milli Savunma Üniversitesi'ne eğer ve daha doğrusu Harp Okulları'na ve Assubay Okulları'na öğrenci alıyorsanız, kurul oluşturuyorsanız bir şirket, bakın burası bir şirket sonuçta. Evet. Bu şirket hangi gerekçeyle ve hangi hakla buralara giriyor? Şimdi Sadat Başkanı, yani Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Tanrıverdi'nin 15 Temmuz o alçak darbe girişiminden sonra yaptığı bir konuşmada ortaya çıkan bir video vardı. Diyor ki başkanlık sistemini istedik getirdik. Askeri mahkemelerin kaldırılmasını istedik kaldırıldı. Milli Savunma Bakanlığı'nın yetkilerinin artırılmasını ve bu noktada askerlerin askeriye yönetmesi konusundaki eleştirilerimizi dile getirdik. Yani anlatıyor bakıyorsunuz tamamı gerçekleşmiş. Yani normal bir şirket gibi daha doğal olarak görünmüyor. Daha öte şeyler de var. Yani işte başkent İstanbul olmalı. Şimdi onu söyleyeceğim. Yani. Mesela ama bunların hepsi askeriyenin demokratikleşmesiyle ilgili ama talepler. Ama askeriyenin demokratikleşmesi bunlar, de bir şirket yani, sonuçta burası. Her şirket ama o personelin hepsi askeri personel. Emekli mu? Askeri personel. Yani ama şirket sonuçta. Yani şirket olarak kendisini tarif ediyor. Açılımı da uluslararası savunma, danışmanlık, inşaat, sanayi, ticaret anonim şirketi. Tabii Sadat Başkanı'nın... Belediyelerden temizlik ihalesi... Sadat Başkanı'nın başka bir özelliği daha var. Sayın Cumhurbaşkanı'nın uzun bir dönem danışmanlığını yaptı. Hatta 23 Ocak 2018 tarihinde Afrin operasyonlarıyla ilgili bir güvenlik zirvesinde de Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank'ın ortasında oturuyordu o toplantı. Evet. Ama Adnan Paşa söyleyeyim gayri nizami harp uzmanı işte zaten. Bunu söylüyorum ama sonuçta yani, da bir şirketin eski emekli tümgeneral yani. Bu konuda da şimdi biz biraz önce ticari faaliyet yapıyor. Hayır, biraz önce yayına bir emekli paşayı aldık. Niçin evet. aldık? Çünkü onun bu konuyla alakalı görüşleri bizim ama bak, için önemliydi. Murat, şimdi kamuoyu şu yani, soruyu sorar. Bak şimdi doğal olarak şu soruyu sorar. Ama bir personelin de böyle bir güvenlik toplantısında olması özel bir şirketin yani başkanı, ama başkanı. Sadat başkanı olan Adnan Paşa aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri'nden emekli olmuş personellerle ilgili sivil toplum örgütü, bir sivil toplum örgütünün de içerisinde. İşte Aslan var, yani, Aster evet, var, Sadat onlar, var, Aster yani, var, diğer Aslan, dernekler da, var. Bunlar, yani söylediği şey o, şirket açısından değil. Bu STK açısından ki o STK'ları hatırlayacak olursanız. Türkiye'de askeri mahkemelerin kaldırılması, askerin demokratikleşmesi, Milli Savunma Bakanlığı bu konuyla alakalı sivil toplum çalışması yürüten derneklerdi zaten. Ve bunda da başarılı oldular. Biz zaten bu faaliyet alanı bu yani bu derneklerin. Şimdi kamu CHP doğal olarak şunu soruyor. Sadat'la ilgili iddialar gündeme getirildiğinde mesela CHP diyor ki askeriyenin tayin, terfi, atama sisteminde Sadat'ın oluşturduğu yeşil, kırmızı ve beyaz bülten listeler var mıdır? Ve tayin, terfi, atamalar bu listelere göre mi yapılıyor? Sonuçta bu iddialar da
Yani durup dururken ortaya çıkmıyor. Belli ki askeriye içindeki bazı kaynaklardan muhalefete yöneltilen ya da iletilen bilgilerden kaynaklanıyor. Bakıyorsunuz mesela TSK'ya askeri alım komisyonu kuruldu. Sadat orada da var. Ya şimdi bu bizim ordumuzun alışık olduğu bir durum değil. Ve Sadat bugüne kadar mesela bu askeriye, okullara, alımlara falan onlara itiraz etmedi. Evet dedi, biz varız dedi o kurullarda. Kendi üyesi zaten açıkladı. Biz seçtik dedi. Sonra Sadat'ın bakıyorsunuz bir şirket ama aynı zamanda siyasi yanı da var. Asrika diye bir model ortaya koydular. Bu Asrika'da kimilerine göre başkenti İstanbul, kendine göre bir bayrağı var, kendine göre bir anayasası var. Sonra Melih Tanrıverdi, şirketin yönetim kurulu başkan vekili, ayrıntılı bir yazı yazdı bu Asrika ile ilgili. Efendim dedi ki biz işte İstanbul başkent olsun demedik. Hani bu bir birlik gibi düşünülüyor. Zaman zaman işte temsilci olarak başkentte de Ankara'da da misafirlere ağırlarız falan dedi. Ama doğal olarak üzerinde çok tartışılan bir şirket. Çünkü Sudan'da, Kenya'da, Ürdün'de özel harp eğitimi verdiği söyleniyor. Türkiye'nin alışık olmadığı bir yapı. Cumhuriyet Halk Partisi de doğal olarak diyor ki arkadaş sen savunma sanayi müsteşarlığında neden Sadat'a yer tahsil ettin? Onun kamu arazilerinde ya da kaynaklarını neden oraya kullandırdın? Ya da kamunun çeşitli kurumları neden Sadat'a bu kadar önem veriyor? Sonuçta burası bir şirket. Sayın Kılıçdaroğlu'nun özetle temel kaygısı şu: Sadat eliyle seçimler öncesi bir karışıklık yaratılması, buna ilişkin kaygılarını dile getiriyor. Ama Sadat kaygının, keşke, kaygının ötesine geçen bir şey. Şimdi kapıya gidip Sadat de içeride gün, terör örgütü var, bu terörist yetiştiriyor demek başka bir şey. Keşke kapıları açsaydı. Mesela yani, ben Sadat'ın yerinde olsaydım, Sayın Kılıçdaroğlu Beylikdüzü'ndeki binaya geldiğinde kapıyı açardım, buyurun derdim. Bir briefing verirdim. Bu hala geç kalınmış bir şey değil. Buradan ben geçen akşam Pınar Işık Ardoğan'ın programında da çağrı yaptım. Sadat Başkanı Adnan Tanrıverdi'ye de buradan bir çağrı yapalım, yineleyelim. Açın gazetecilere kapıyı, A'dan Z'ye kadar tüm medya kuruluşları gelsin. Hakikaten bu Sadat ne iş yapıyor? Şeffaf mıdır? Değil midir? Kamuoyunu kaygılandıracak. Hayır, önce yargı, önce terörist deyip sonra ya diyemezsiniz. Ben medya için bir kere Barış, bunun yanlış bir şey olduğunu ifade etmek durumundayız. Ya bir kapıya gidip içeride terörist var demez, denilmez yani. Yani burada içeride terör yetiştiriliyor, terörist yetiştiriliyor denilmez. Bir kaygısını bu üslup doğru bir değil. Bir kaygısını yani dile getiriyor. Bu noktada da Sadat çıkar, bunların hepsine bir şekilde cevap verir ve kamuoyu da en azından ya rahatlar ya da daha çok kaygı duyar. Bu konuda da iktidarın hiçbir şey söylememesi de çok ilginç. Evet. Yani Sayın Kılıçdaroğlu ne yapsa mutlaka iktidardan bir reaksiyon gelirdi, bir karşı görüş gelirdi. Ben mi kaçırdım? Hayır ama burası, başta söyle, burası kamu kuruluşu değil. Anladım, bu bir özel şirket. Sayın Kılıçdaroğlu'nun sonuçta yaptığı hamle siyasi bir hamle.